Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Tosun güneşleniyor. Günlük 15 dakika güneşlenme süresi var. Aferin. Evet Yusufcan, sor bakalım bir şeyler. Evet. Öfenin hastalığından sonra iyileşmesinde neler gelişti Hulusi ve hastalanınca ne zararlar gördü Efe? Vallahi 2 gün kıpraşamadı işte. Evet. Enfeksiyon kapmış. Aynen. Bu birebir yani Hulusi dikkatli olacaksın. Çinliler gibi Efe'yi de sarmış koronavirüsü. İncili Pınar'ı götürmemekte fayda var. Evet. Pınar'ı götürmeyiz artık. Evet. Envai çeşit köpek geliyor çünkü o tarafa. Buralarda takılıyoruz. Yani. Tabii buralar sakin ortam. Efe'ye göre şu an güneşleniyor. Bugün güneşlenmesi. Ama iki günde hemen bir şeysi oldu ama süzüldü de hemen topladı geri kendine. Evet. Yemesinde içmesinde Efe'nin sıkıntı oldu. Tabii ya, ama hayvan hastayken yiyip içmiyor yani. Aynen. Efe. Hop. Efe'ye göre güzel bir mekan bulacağız mı neyse, şemikler ya da göveçlik ya da karagurt ya da şöyle bir mekan araştırıyor musunuz henüz? Araştırmayacağız. Çünkü Efe'yle yaşadığımız polemikleri kendin biliyorsun yani. Efe'yi istemeyenler var, Efe'den sıkıntı duyanlar var toplumda. Bir takım seni rahatsız eden insanlar var. Hacı dayıya tek attık değil mi onu? Evet. Ulan Yusuf. Çünkü Efe'ye bir tane bir mekan şart, müstakil. Evet. Bir şöyle bir bağlı bahçeli. Yusufcan. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Denizli kısmında Hulusi'ye müstakil ev. Lazım. Efe'ye bak ya. Evet. Adamın cüssesi genişlemiş ya. Nasıl bakıyorsun öyle? Ya versene. Şey alacağım ya. Şu eğitim tasmasının böyle zincir gibi olanları var ya. Evet. Onlardan alacağım. Bunu da çıkarmak zorunlu. Evet. Efe Bey'i ne zaman banyo yaptıracağız Hulusi peki? Artık yaza doğru ya. Biraz yaz geliyor gibi sanki. Mart kapıdan baktırır. Mart geçerse yaptırırız. Nisan gibi. Evet. Çünkü ne zamandan beri banyo yapmıyor yani. Yaptıracağız işte bakalım. Evet. Efe Bey'in bugün menüsünde ne var Hulusi? Ciğer var. Ciğer var. Ay. Dana ciğeri. Evet. Bu var orada, ne var? Ne var orada, hemen hurluyorum. Kim var oğlum orada? Efe'nin en agresif tarafları nasıl Hulusi? Valla Efe'nin agresif değil ama böyle işte hani basmaz falan yaparsan böyle. Evet. Zinciri ısırabiliyor. Evet. Sinirinden ne yapacağını bilemiyor. Evet. Seni görünce zaten hayvanın gözü dönüyor. Evet. Ben o gün bisikletle giderken arkamdan nasıl baktığına ben de hayret ettim. Oğlum, hayvan seni artık şeysi gibi görüyor. Sütçüsü gibi. Evet. Ya bir dişi alsak bile bir sen değilsin yani. Evet. Böyle katla. Güneşte durduğu güneşe getiriyoruz, gölgeye yatıyor çakal. Ay. Efe 6 aylığa kadar burada güneşlendi bak. Evet, buralarda, topraklarda, yerlerde. Evet. Evet. Efe çocukluğundayken de, küçükken de, enikken de ne verirsen yiyordu değil mi Hulusi? Küçükken yemiyordu ya. Büyünce biraz daha öyle olmaya başladı yani. Mesela şimdi şu tasmaya bile takarken tasmaya böyle sanki yenecek bir şeymiş gözüyle bakıyor. Evet. Efe'nin yeme alışkanlığı nasıl? Abi o
Ne versen yer. Evet. Ekşi olmadıktan sonra. Şimdiki pozisyonda ne versen yiyor Efe. Öyle ya. Efe bu konumda. Efe'ye peki yeni bir tasma alacak mısın? Düşünüyor musun? İşte aldık ya. Ay onu aldın. Ama ha. Kendin bir tane daha bir... Ha, şey alacağım ya. Değişik bir tasma söyledin demin, önerdin. Ha, ondan alacağım abi. Direkt şöyle boynuna zincir gibi. Birbirine geçkili zincir oluyor boynuna. Evet, bunu geçirmek zor dedin. Onlardan alacağım. Bunu geçirirken ısırmaya falan yanaşıyor. Evet. Olur, olmaz. Efe aşıdan sonra biraz daha iyileşti mi seninle götürdükten sonra? Aşıyı vurdurduğumuzda zaten o iyiydi de şimdi ikinci aşısı var işte. Ayın 25'indeydi. Fırsat yok ya. Evet. Götürmeye. Ayın 20. Bunun vizesini falan yaptıralım da. Evet. Yarın. Tabii. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olun. Like atmayı unutmayın. Geldik videonun sonuna. Evet. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.